Herkese merhabalar sevgili dostlar. İlişki ve flörtlerde ömür törpüsü olan bir sorun var. Aramayan, sormayan, yazmayan partnerler ya da flörtler. Gürkan aramıyorsa, yazmıyorsa istemiyordur. Çok açık değil mi? Öyle olmuyor işte. İnsanlar bu kadar kolay kabullenemiyor. Ya da karşı taraf açıkça niyetini ve istediğini güzel ifade edemeyebiliyor. Kaldı ki işin içine başka değişkenler giriyor. Ne gibi değişkenler? Mesela aramıyor, yazmıyor ama ben aradığımda cevap veriyor. İyi konuşuyor. Hiç mesaj atmıyor ama ben yazdığımda mutlaka iletişim akıyor. Taktik mi yapıyor? Gerçekten karakteristik yapısı mı böyle, yoksa kırmamak için mi bunu yapıyor? Al sana kafaları allak bullak eden sorular. Bu soruların birçok cevabı olabilir. Gerçekten ilgilenmiyor da olabilir, istemiyor da olabilir. Bunları zaten anlamak kolay. İki kere görüldü yiyorsan, iki kere aramana dönüş yapılmıyorsa acaba istiyor mu diye sorma zaten kendine. Eğer korsanlar tarafından kaçırılmadıysa görüşmek istemiyor. Ama bizim bugünkü konumuz diğerleri için. Diğerleri derken cepte görenler, kararsız olanlar, çekingen davrananlar, her şeyi karşıdan bekleyenler ve de aşırı seçenekten kafası karışmış olanlar için anlatacağız. Hadi başlayalım hemen. Sen aramadan, sen yazmadan, seni aramayana, yazmayana nasıl davranmalısın? Aramayan, sormayan kişiyi kendine nasıl bağlarsın? İlk maddemiz bağlama büyüsü. Şimdi dostlar, kaynayan bir tencere içine 2 kilogram şeker, 1 kilo un, 1 litre suyu boşaltıp yüksek sesle "Beni aramazsan bu kaynattıklarım vücuduna yağ olsun, löp löp kilo olsun" diyerek karıştırıyorsunuz. Yok tabii öyle bir şey. Oturup not olan varsa aşk olsun. Ama bunları söyleyenler, yapanlar var. Dostlar, ne yapıyorsanız yapın ama mantığınızın dışına çıkmayın. Hayatın belli şifreleri vardır. Şifreleri de ancak mantığınız ile bulabilirsiniz. Sen kendine bakma, kendini geliştirme. Sen hayatını tek kişinin üzerine kur. Sonra otur 1 litre şekerli suya un katınca sana bağlanmasını bekle. Öyle aylarca beklersin. Bir de dalga geçilirsin. Şekeri, tuzu, unu da ziyan ettiğinle kalırsın. Kamu spotu tadındaki girişten sonra ilk maddemiz şu. 1. Analiz evresi ve devamlılık. Dostlar, genelde bu tarz durumlarda arkadaşlar ya da çok bilmiş kişilerden şöyle tepkiler gelir. Sen de yazma. Yazarsa yazma. Görüşme kız. Oğlum deli misin, ne gidiyorsun peşinden? Havalara sokmuşsun. Gazı alan kişi de pat diye keser. Sonra kesince bakar karşı taraf yazmıyor. 2 hafta sonra ne yapıyorsun diye yoklama mesajı atar. Al sana 2+1 kombini sahibinden pantolon cebinde daire. Öyle sabırsız olmak yok. Bir süre rutine devam etmeli ve bu rutin bir yerlere not alınmalı. 3 günde bir günaydın mı yazıyorsun? Yazmaya devam. 2 günde bir mi arıyorsun? Aramaya devam ama not tutarak. Bunları yaparken bir yandan da analiz etmeli. Neden tepki vermiyor? Geçen gün söylediğim "ne yapıyorsun kornişon turşusu" esprime mi takıldı acaba? Canı bir şey mi sıkkın? İşinden mi atıldı? Sınavından mı kaldı? Onları analiz etmeye çalışıyorsunuz. Ve asla "sen bana kırgın mısın? Sen bana küs müsün? Sen neden aramıyorsun? Sen neden yazmadan yazmıyorsun?" İletişimleri kurmayın. Kuracağınız iletişimler medeni ve ilgili olsun. Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi? Tadında olsun. Alacağınız cevaplar size güzel yollar açar. Örneğin "canım sıkkın, bulaşma bana" diyorsa oralarda ısrarlı sorular sorma. Belli ki kapatmış kendini iletişime. "Aa üzüldüm, anlatmak istersen buradayım" de bırak. "Ama evet ya, benim anneannemin hastalığı var" diye biraz ilerlemiş, biraz moralim bozuk o yüzden. Açıklamaları geliyorsa bir nebze iyi. Çünkü sonra anneannenin durumunu sormak için bir mesaj atılabilir. Önceliğimiz bu aramama sizden kaynaklı mı, başı belada mı, onu analiz etmek gerekiyor. Bunlar yanlıştan kurtarır çünkü. 2. Duraklama ve geri çekilme evresi. Analiz ettik. Ne bir sorun var, ne keyfi kaçık. Ya da "bana sorunlarım var" diyor ama akşama 22 tane sosyal medyadan kişi ekliyor. Gerçeği çıkıyorsa karşınıza, şuradan devam ediyoruz. Birden ilgi kesilmesi yapmıyoruz. Laf sokmuyoruz. Kademeli olarak, yavaş yavaş, küçük adımlarla geri çekiliyoruz. Birden keserseniz olmaz dostlar. Trip atar halde olmuş olursunuz. "Aa bana taktik yapıyor" der. Taktik yaparak karşılık verir. Sen düzgün bir insansın. Medeni iletişimler kuruyorsun. Keyfini soruyorsun. Her şeyin yolunda olup olmadığını merak ediyorsun. Ama bunları azaltarak yapıyorsun. İlk maddemizde not tut demiştik. Haftada 4 defa arıyorum, 6 kez mesaj atıyorum olarak mı çıktı notunda? Şimdi ilk hafta birer ikişer azaltıyoruz. 2 arama 3-4 mesaj. Sonraki hafta bir arama 2 mesaj. Sonraki hafta sadece bir mesaj.
sonra sessizlik. Burada kafasında soru işaretleri yaratacağız. Özellikle bir sonraki maddelerle birleşince biraz da panik havası estirebileceğiz diye düşünüyorum. Önemli olan çok güzel bir planlama ile geri çekilmek. Geri çekilirken de en önemlisi hiçbir sorun yokmuş gibi davranmak. 3. Harekete geç. Sevgili dostlar, maddemizi görünce 2 kilo aldık hemen lafı oraya getiriyorsun Gürkan demeyin. Bu maddede aktarılan şey şu: durmayın, tembellik yapmayın, zamanınızı öldürmeyin. Bir şeyler yapın. Bunu ilk önce kendiniz için yapın. İkinci bir düşünce olarak da karşı tarafın ilgisini çekmek için yapın. Ama ilki kendiniz için olan önemli. Çünkü durursan, karşı tarafı beklersen, stalklarsan, takip etmekten başka hiçbir şey yapmazsan herkes yol alır, sen olduğun yerde kalırsın. Bu hayatın kanunu. Hobi mi? Kendini geliştirmek mi? Sosyalleşmek mi? Yeni girişimler mi? Ne yapıyorsanız yapın. Ama durmayın, durup beklemeyin. Her şeyden önemlisi, sadece durup beklemek sizin psikolojinizi bozacaktır. Sizi gerginliğe itecektir, sizi kötüye götürecektir. Sonrası şuradan devam ediyoruz. 4. Kendini hatırlat. Çok kısa ve önemli bir madde dostlar. Kademeli olarak ilgiyi azaltıyoruz dedik. Harekete de geçiyoruz, bir şeyler yapıyoruz, kendimizle ilgileniyoruz. O sırada kopmalar yaşanabilir. Yani karşı taraf sizin bir taktik yaptığınızı düşünebilir. O yüzden bunun bir taktik olmadığını, yoğunluğunuzun olduğunu, bazı açılımlarda bulunduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Aslında bir nevi kendinizi hatırlatıp yaptıklarınızı inceden gözüne sokmanız gerekiyor. Küçük bir mesaj. Selam, o kadar koşturma içerisindeyim ki arayıp soramadım seni de. Her şey yolundadır umarım. Süslemek size kalmış. Ya şu dans hobisi resmen tüm zamanımı alır oldu. Seninle de konuşamadık uzun zamandır. Umarım işler yoluna girmiştir. Bu arada bu sadece bir kere yapılmalı. Ve ilginin en az olduğu döneme denk getirilmelidir. Gizem yaratın, farklılaşın. Gizem yaratma maddemiz devamlı çıkıyor karşımıza. Ama bu bir kural dostlar. Birini merak ederseniz ararsınız. Ne yaptığını, ne ettiğini öğrenmek istediğiniz için iletişimde kalırsınız. O yüzden merak ettirmek şart. Merak ettirmek de ancak gizem yaratarak olur. Gizem yaratmadan önce şunu yapmak lazım tabi. Çok fazla detaya girmemek, kendinizi çok aktarmamak. Az önceki harekete geç maddemizde yaptıklarımızı küçük notlar halinde kullanarak aktarmamız lazım. Biz de arkadaşlarla buluşacağız. Bitti bu kadar. Kim o arkadaşlar? Nerede tanıştınız? Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Sorulmadan anlatmayın. Yani şu değil: ya bizim ofisteki kızlarla dışarıya çıkacağız. Nalan vardı ya hani muhasebeden, işte o sevgilisinden ayrılmış dün. Moral olsun dedik. Taksim'de 8 gibi buluşacağız. Bir şeyler yer içer sonra atlar taksiye eve geçerim. 10 gibi evde olurum. Süper. Bu kadar bilgiyi verdikten sonra emin ol aramayacaktır. Mantık şu: biz de dışarı çıkacağız. Aa, kim kim? Tanımazsın İngilizce kursundan. Bakın, kız mı, erkek mi, kaç yaşlarında, ne yaparlar, ne ederler, hiçbir bilgi yok. Nereye gideceksiniz? Beşiktaş falan diyorlardı ama netleşmedik daha. Diyorsun ki çok merak edersen netleşti mi diye bir ara beni. Kaç gibi dönersin eve? Vallahi bilmiyorum ki, sadece bir şeyler mi yeriz, eğlenmeye mi gideriz oradan? Belli değil. Yani diyorsun ki merak et de bir yaz bir zahmet eve geldin mi diye. Gizem yaratmak bu işin sırrı dostlar. Bir de farklılaşmak var. Harekete geç maddemizi gözünüzde canlandırın. Bir şeyler yapmaya başladınız. Farklı şeyler. Dans kursuna başladınız, fotoğraf kursuna gidiyorsunuz. Farklı farklı isimler girdi hayatınıza. Bizim kurstan arkadaşlar. Hafta sonu etkinliğinde tanıştığım biri. Bunu ince ince aktarıyorsunuz karşı tarafa. Ama vurgulamadan. Çok ince. Diğer türlüsü göze sokmak olur ve anlaşılır. Hemen tepki vermez bu arada. Hemen hızlıca aramaya dönmez. Ama gözünde canlanmaya başlar. Farklılaşıyor. Yeni bir şeyler yapıyor. Farklı isimler, farklı karakterler türedi. Eskisi gibi arayıp da sormuyor. O kaybetme ihtimali, o cepten çıktığının belirtileri rahatsız eder insanı. Bakın, birden aşık olur, birden gözleri sizden başkasını görmez olur falan, yok böyle bir şey. Ama o hareketlenme, o ilgiyi arttırma söz konusu olur. Çünkü elden kaçmanın vermiş olduğu huzursuzluk insanı rahatsız eder. Burada şundan da bahsetmeden geçmeyelim. Son maddemiz: tersleme, teşvik et. Genelde o aramalar artınca, o mesajlar sıklaşınca insan havaya girer. Ne oldu canım ya, sen bu kadar aramazdın. Mesajlara dönmemeler başlar. Ah, koşsun peşinden, tadını çıkarayım bu anın. Bu da başka bir hatadır. Tersleme olmamalıdır. Neden aramıyorsun, neden sormuyorsun tepkisi mi oldu? Yo, öyle olduğunu düşünmüyorum aslında. Ama şu var ki, tek taraflı iletişim olduğunda ben kopmalar yaşıyorum. Odağımı kaybedebiliyorum. Beraber dikkat edelim o zaman bu duruma. Hem yapıcısın, hem teşvik edicisin. Bunu sağlayabilmek çok önemli.
Dostlar, bakın burnu sürtsün, biraz süründüreyim, biraz tadını çıkarayım mantığına girerseniz kaybedersiniz. İlişkiler bu tarz bakış açılarını uzun sürdürmeye gelmez. Bu videonun amacı karşınızdakini süründürmek değil zaten. Sizi cepte gözükme durumundan çıkarmak, ilişkiyi kaliteli hale getirmek. Bunu asla unutmayın. Hep arandığınız, hep sorulduğunuz ilişkileriniz olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.